Kıymetli hocalarım, değerli misafirlerimiz, Çalıştay'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci oturumla birlikte. İkinci oturumun başlığı, bilimler arası ilişkiler, hiyerarşi ve bilimler tasnifi. Bunun için sözü kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayın Ömer Türker'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar, 12-16 geçiyor. Ben kısa sürede hemen bitireyim İbrahim Hoca'nın tarzıyla. Fazla uzatmadan. Şimdi benimki metafizikle ilgili bir konuşma. Bilimler arası hiyerarşi ilişkiler, hiyerarşi ve bilimler tasnifi meselesi. Bu konuda benim kanaatlerimi zaten biliyorsunuz. Çok fazla konuşmayayım. Yani ben bu konuda çok konuştum, yazdım. Sadece kısa bir özet sunacağım. Biraz daha önce yazdıklarımı sistematize eden bir kısa özet sunacağım. Hızlıca toparlayayım yani. Şimdi arkadaşlar, malumunuz klasik dönemde bilimler birkaç, yani temelde iki gruba ayrılıyor. Akli ve şer'i bilimler üzere, felsefi ve bazen dini ilimler falan da diyoruz buna, ama temelde şer'i bilimler, şer'i bilimlerin aleti olan ilimler, dil bilimleri, daha sonra mantık ekleniyor buna, bir de felsefi bilimler, akli bilimler diyoruz. Bu bilim, yani metafizik aslında bu bilimler içerisinde sadece böyle felsefedekine benzer tarzda yer almıyor. Felsefede işte bu fizik, matematikten sonra gelen ve bütün felsefi ilimlerin maksadı olan bir metafizikten bahsediyoruz, ama şer'i bilimler içerisinde metafiziğin işlevini gören bilgiler kümesi aslında dağınık. Birincisi, şer'i bilimler içerisinde akaid diye bir alan var. Bu akaid alanı kısmen fukahanın kendine özgü bir tavrının olduğu, yine selef uleması ve selef tarzı düşünen alimlerin, muhaddisunun kendine özgü bir tavrının olduğu bir kısım. Bu akaid burada bir metafizik işlevi görüyor aslında. Ana kabuller işlevi görüyor. İkincisi, daha sistemli bir şekilde felsefedeki metafiziğin karşısına koyabileceğimiz tarzda kelam içerisinde yer alan metafizik bahisler. Kelam bu anlamda felsefi metafiziğin değil sadece mukabili. Aynı zamanda nazari felsefenin bütün olarak mukabili ve kelam içerisinde ilahiyat bahisleriyle umurame bahisleri münhasıran felsefedeki metafiziğin mukabili işlevini görüp orada kendine özgü bir alana sahip. Üçüncüsü ise tasavvuf içerisinde metafizik bahisler. Tasavvuf da sadece metafizikten ibaret değil. Lakin yine genel konular başlığı altında mülahaza edebileceğimiz ontoloji bahisleriyle ilahiyat bahisleri tasavvuf içerisinde de metafizik işlevi görüyor. Bir de bunun mukabilinde felsefe geleneğinde sistemli bir bilim olarak diğer bilimlerin ardından gelen, aynı zamanda ahlak ve metafiziğin de, ahlak ve siyasetin de kaynağında olduğu düşünülen bir metafizik disiplini var. Şimdi bütün bu disiplinlerdeki, yani sadece felsefe ya da sadece şer'i bilimler değil, bütün bu disiplinlerdeki metafizik tartışmalar, açıklamalar, mülahazalar birkaç maddeyle özetlenebilecek tarzda bilimler arası hiyerarşi, bilimler arası ilişki ve bizim burada başlığa yazdığımız şekilde bilimler tasnifini etkileyen bir işleve sahip. Birincisi, yani çok hızlı özetleyeceğim. Birincisi, hocam buradaki metafizik bahisler bütün bu disiplinlerde hangi gruba aitse aslında bu metafizik kabuller hem başlangıç hem de gaye işlevi görüyor. Başlangıç işlevi görüyor çünkü herhangi bir tefekkür faaliyeti ya da bilimsel araştırma hangi grupta yer alıyorsa orada bu metafizik kabuller ana çerçeveyi ve temel yaklaşımları etkiliyor. Yalnız burada ana çerçeveden kastım belirli bir disiplinde oluşturulan söz gelimi fıkıhtaki fıkhi faaliyetin ana çerçevesi değil. Fıkhi faaliyeti de bir hadis faaliyetini de yahut tefsir faaliyetini de aşacak ama ona yön verecek şekilde ana kabuller. Kastım o yani. Gaye olmasının sebebi şu, aslında şer'i bilimlerde de akli bilimlerde de klasik iddiayı dikkate alacak olursak bütün bu çabalar asıl itibariyle ya metafizikte yahut da akaidde dile getirilen temel ilkelerin, kabullerin tahkikini amaçlıyor. Tahkikini amaçlıyor. Bu manada metafizik kabuller hiyerarşinin tepesinde bulunmakla birlikte sadece tepesinde bulunmuyor. Aynı zamanda bir alt madde olarak
ikinci bir madde olarak bütüne sirayet eden bir işlev görüyor. Yani bir yerde bulunan bir şey sadece bir işlev, yani merdivende kendisine çıktığımız bir şey değil bu aynı zamanda. Bütün çabalara sirayet eden bir işlev görüyor bu. Bu anlamda hem bilimsel araştırmaların tamamında hem de hayatın tamamında kendisini müşahede edebileceğimiz bir kabuller alanı bu metafizik kabuller. Yani bazen biz bunu konuşuyoruz. Sanki sadece disipliner bir maksat gibi değerlendiriyoruz. Metafizik kabuller ne klasik dönemde ne de modern dönemde sadece bilimsel araştırmanın bir aşamasında vardığımız üst ilkeler değiller. Bilimsel araştırmanın tamamında yahut da hayatın bütününde sirayet ettiğini gördüğümüz bir kabuller manzumesi var orada. Bir diğer madde, C maddesi olarak söyleyebiliriz bunu. Bu metafizik kabuller bir yönden belirli, bir yönden belirsizdir. Aslında modern dönemde yapılan pek çok tartışmaya da müdahil olabilecek tarafı budur. Belirli olan tarafı şu, hareket noktası ve etki itibariyle, yani bilimsel araştırmalara ya da hayattaki tercihlere etki itibariyle belirli bir kabuller manzumesine tekabül eder bu. Söz gelimi Allah'ın varlığı gibi, tevhid ilkesi gibi ya da nübüvvet ilkesi gibi yahut da varlık, genel varlık hakkındaki mülahazalar gibi, bunlar şeklen ya da bir tasavvur olarak belirli şeylerdir. Ama bunlar peşinen kazanılmış bilgiler değildirler. Ve bu manada ucu açıklık ifade eder. Yani bir tür müphemlik barındırır daima, belirsizlik barındırır ve daima tahkike ihtiyaç duyan bir kabuller kümesini, manzumesini ifade eder. Bu anlamda kimin metafiziği bildiği büyük bir problemdir. Yani bu metafizik bilgiyi kim temsil eder? Yani belirli bir bilim adamları grubu mu temsil eder? Söz gelimi filozoflar mı? Allah razı olsun hocam. Ya. Arkadaşlar da duysunlar diye. Yani ben hani kendimi söylemedim ki yani siz söyleyin diye. Evet. Bu manada hocam bir daima tahkike ihtiyaç duyan ve yalnızca tahkik edenin şehadetiyle bilebileceğimiz bir belirsizlik alanı barındırır bu. Bizim onun dışında, yani bu tahkik eden insanın dışında diğer bütün insanların kanaatleri temelde hüsnü zandır. Yani bunu bilen kişi hakkında bunları tahkiken bu belirsizliği kendi tecrübeleri açısından kaldıran insan hakkında bu bir hüsnü zandır. Bunu tam olarak aslında bilemiyoruz. Ucu açık. Buna ne diyelim Kasım hocam? Epistemik açıklık barındırıyor. Ha, seversin sen bu tabiri. Bir epistemik açıklık barındırıyor. Dördüncü bir unsur. Hocam bu çok tartışmaya müsait geniş bir alan ama geçeceğim, gerçekten uzatmak istemiyorum. Dördüncü unsur aynı açıklık sorun, kapalılık problemi, yani belirsizlik ve tayin problemi aslında ahlaki ilkelerin açıklığı kapalılığı bakımından da dikkate alınabilir. Yani metafizik aynı zamanda ahlak ve siyasete kaynaklık eder bu anlamda. Burada da bir belirlilik aynı zamanda da belirli olduğu kadar müphemlik, belirsizlik barındırır metafizik kabuller. Burada bizim tartışmamız gereken, aslında üzerine gitmemiz gereken iki alan vardır. Birisi teklifi hüküm alanı. Bu aslında daha ziyade belirliliğe, kuralca belirliliğe ama tatbikçe belirsizliğe delalet eder teklifi hükümler. İkincisi tekvini hüküm dediğimiz, yani tekvini emir kısmı. Aslında metafizik kabuller tekvini emirde açıklayıcı işlev görürler. Metafizik kabuller, yani bütün bir alemi izah anlama noktasında açıklayıcı işlev görürler. Metafizik idraki tafsil edeceğim. Fakat teklifi hüküm söz konusu olduğunda metafizik idrak daha ziyade yasalaşmaya kaynak eder. Burada açıklayıcı işlev görmez metafizik idrakte. Yani biz hayatı nasıl, hangi kurallar doğrultusunda idame ettireceğiz? Gerek ahlaki gerek hukuki alan söz konusu olduğunda, siyasi alan söz konusu olduğunda burada bir yasalaşma faaliyetinin zemininde bulunur. Ve buraların açıklayıcısı değildir aslında. Özellikle modern dönemde metafizik idrakin, sabah biraz Kasım Hoca ile konuştuk da oradan da aklıma geldi, yani ifade edeyim diye söylüyorum. Şiddete kaynaklık etmesi sorunu nerede açıklayıcı, nerede yasaya kaynaklık edici işlem gördüğü problemiyle yakından alakalıdır. Ama bu bizim geleneğimiz söz konusu olduğunda henüz yeterince tartışılmadı. Buranın tartışmaya muhtaç bir tarafı var. Yani yasalaşmanın da kendi içinde aktif ve pasif boyutu var. Yani bir tarafıyla teklifi hükümlerde metafizik kabuller oldukça aktiftir ve fiilen kural koyucu bir işlev görebilir, normatif bir işlev görebilir. Öbür taraftan pasiftir. Bunda da şunu kastediyorum. Metafizik idrakin doğrudan bir kurala dönüşmesi zannedildiği kadar
belirgin, bariz ve açık değildir. Daima yorumlara, tevhirlere muhtaçtır. Nitekim fiilen en yoğun bir şekilde kendisini temaşa edebileceğimiz alan olarak fıkıhta bile illeti mesas alacağız, maksadı mesas alacağız. Bunların herhangi birisini değil de zahir hükümleri mesas alacağız konusu son derece tartışmalı bir alan olarak karşımıza çıkar. Yine hakikat şeriat ilişkisi söz konusu olduğunda tasavvufi hareketlerin hangilerinin hakikati, hangilerin o hakikatten saptığını ifade etme konusunda da tartışmalı bir alan işlevi görür. Bunlar da daha ziyade icma kavramı bir düzenleyici unsur olarak devreye girer ve toplumsal kesimler arasındaki irtibatı ve sürekliliği sağlar. Bir diğer madde, dediğim gibi bunlar çok müzakereye açık ama hızlı geçeceğim. Bir diğer madde, metafiziğin ana, yani klasik dönemde de modern dönemde de sorunları meselesi. Şimdi metafizik klasik dönemde dönemlerin daima dakik idrakiyle ilişkilendirilmiş bir alandır. Yani dönemlerin bilimsel idrakini temsil eden şey her neyse metafizik daima bu idrakla meşbudur. Bununla düzgün bir şekilde ilişkilendirilmediği takdirde de dakik anlamıyla metafizik, hatta genel anlamıyla akaid devam ettirilemez. Yani bizim modern dönemde bilinç parçalanması falan dediğimiz şeyler de bu dakik idrakle metafizik bilgi arasındaki irtibatın ya kopması yahut zayıflaması yahut da eski irtibatını kurabilecek zihinlerin kaybolması neticesinde ortaya çıkıyor. Dönemin dakik idrakiyle meşbu hale, bilimsel idrakiyle meşbu hale getirilmesi metafizikle ilgili mülahazaların en çok eleştiriye açık tarafıdır. Çünkü bilimsel açıklamalar özellikle modern dönemde radikal bir şekilde dönüştü. Fiilen klasik dünyanın kendi içinde de meşyai bilimle irtibatlı ve meşbu hale getirilmiş metafizik idrakler kelam ve tasavvuf geleneği tarafından tartışılmış, eleştirilmiş. Buna mukabil kelam ve tasavvuf geleneğinde dönemin dakik idrakiyle ilişkilendirilmiş, derinlemesine irtibatı kurulmuş idrakler meşyai gelenek tarafından eleştirilmiştir. Bu alanda yine çeşitli alanlarda karşımıza, yani tasavvufta, kelamda, fıkıhta, muhaddisler geleneğinde ya da felsefede karşımıza çıkan metafizik bilgiler manzumesinin idrak ve ispat vasıtaları da farklıdır. Burada yani karşımızda aslında tek sesli, tek yönlü, tek cihetli bir metafizikten ziyade farklı irtibat ve farklı idrak ve ispat vasıtalarını kullanan bir alan vardır. Bunun da farkında olmak lazım. Bir diğer unsur, daha ziyade modern dönemde metafiziğin, yani geliştirilen metafizikle ilgili bir şey. Burada birkaç hususa dikkat çekeceğim. Dün de hızlı söyledim ama bugün de hızlı söylemek gerekiyor herhalde. Şimdi bir pozitif metafiziği kuran, yani inşa eden ilki olarak yani ele alabiliriz. Yani metafiziğin bir pozitif, kurucu, inşa edici tarafı var. Bunun bütünüyle ortadan kalktığını söylemek, bu bütünüyle bilimlerden dışlandı demek doğru değil. İdeal olarak modern bilimlerde de varlığını devam ettiriyor. Yani burada bir ideal var, modern bilimlerde varlığını devam ettiriyor. Fakat yani açıklayıcı bir ilke olarak, yani alt bilimleri açıklayıcı, onlara ilke veren bir ilke olarak metafizik varlığını devam ettiremedi modern dönemde. Bilimsel açıklamayla irtibatı daha ziyade bir ideal olarak korunuyor. Ama fiilen bir disiplin gibi açıklayıcı, bir olguyu betimleyen, açıklayan bir alan olarak metafizik varlığını devam ettiremiyor. Bu manada metafiziğin varlığını sürdürülmesine, açıklayıcı bir bilim olarak sürdürmesine izin verilmiyor. Modernler bununla ilgili bir hesaplaşma neticesinde modern bilimi geliştirdiklerini düşünüyorlar. Fakat burada gözden kaçırmaması gereken bir durum var. O da ben buna negatif bir metafizik diyorum ama ne kadar doğru çok emin değilim. Bir negatif metafizik var burada. Yani metafiziğin ideal olarak korunması ile negatif bir tavır olarak metafizik kabullerin bilimsel açıklamanın dışına çıkarılması arasında bir irtibat var. Bu negatif metafiziğin ısrarla devam ettirilmesi gerekiyor. Aksi halde yani bütüne ilişkin mülahazalar pozitif unsurlar olarak bilimsel açıklamalara müdahale etme kudreti kazanabilir. Bu nedenle de olguyu açıklamaya, yani fiilen diyelim ki modern fizik bilimlerinde, matematik bilimlerinde bilimin olgusu her neyse onu açıklamaya katkısı olmayan hiçbir kabulün bunlara sokulmamasına dair
bir ısrarlı tavır var. Bu ısrarlı tavırın mukabili, yani yansıyan şeyi, bunların bilimsel olmadığına dair metafizik kabullerimiz. Yani bundan şunu demek istiyorum. Mesela evrim teorisi diyor ki, ben canlıların değişim süreçlerini anlatacağım. Canlıların gelişim ve değişim süreçleri, canlılığın kaynağını anlatmayacağım. Bir, canlılığın kaynağına ilişkin her türlü tartışmayı buraya soktuğumuzda biz diyor metafizik bir kabulü dahil etmiş oluyoruz. İki, canlılığın seyrine dönük, yani canlılığın, canlıların gelişim süreçlerinin bir gayeye dönük her türlü gidişatını dikkate aldığımızda buraya bir metafizik kabul sokmuş oluyoruz. Yani buradan metafizik bir tavır geliştiriyor. Diyor ki gaye kavramını kesinlikle buraya dahil edemeyiz. Gaye kavramını canlılıkla ilgili gelişim süreçlerini açıklamaya dahil edemeyiz. Bu aslında metafiziğin reddi değil. Bu aslında negatif bir metafizik geliştirme. Yani olumsuzluk üzerine, olumsuzlama üzerine inşa edilen bir açıklama var burada. Selvi bir hüküm yani bu. Selvi hüküm de konunun varlığını gerektirmiyor mantıken. Yani olumsuz bir önerme konusunun varlığını gerektirmiyor. Fakat son derece işlevsel bir tarafı var bu olumsuz hükümlerin. Son olarak bu karşılaştırma ve tahlillerimizin neredeyse tamamı biçimsel. Bunu da söyleyip bitiriyorum arkadaşlar. Biçimsel. Yani şöyle, biz klasik olanla modern olanı karşılaştırdığımızda daha ziyade biçimsel tahliller ve karşılaştırmalar yapıyoruz. İçerik karşılaştırması yapmamız lazım sonuç almak için. Diyelim ki eskilerin bütün bilimsel çalışmalarının ideali Tanrı bilgisine varmakta. Unutmamamız gereken bir zemin var. Klasikler de zoolojide metafizik kabulleri ikide bir de oraya dahil etmiyorlar. Yani üst metafizik temsiller. Yani şimdi adam tavuğun yani kaç günde yumurtladığını, yumurtanın kaç günde işte hangi ısıda civciv çıkardığını anlatmak için yani oraya metafizikteki açıklamaları taşımıyor. Öyle bir şey yok. Bildiğimiz adam zooloji araştırması yapıyor. Ayrık otu ile ilgili botanik araştırması yapıyor. Kömürü açıklayacaksa kömürle ilgili araştırmalar yapıyor. Şöyle, bunun bütün içerisindeki anlamının ne olduğunu, hocam o sıkışınca taşıdıkları negatif metafizik aslında, pozitif metafizik değil. Boşlukların doldurulması ile ilgili negatif kabuller onlar. Pozitif kabuller ancak üst perdede metafizikçi filozoflar tarafından temellendirip açıklanabiliyor. Hatta daha ileri gidelim, biz bilimlerin metafizikten ayrılmasının modern bir yönelim olduğunu konuşuruz ama gerçekte klasik dünyada bunlar arasındaki irtibatı temin edenler bilim adamları değiller. İbn Sina gibi, Farabi gibi büyük filozoflar bizi yanıltıyor. Yani zoologlar kendi arasında çalışmaya devam ediyor. Onların metafizikteki tartışmalarla muhtemelen çoğun ilgisi yok. Ya ne bileyim, adam optik yapıyor. Optikteki tartışmaların fiilen metafizik araştırmalarla ilgisini kurmak çok nadir optikçinin işi. Fiilen adam işi neyse, musiki diyelim ki matematiğin bir parçası. Ya müzisyen kendi işini yapıyor. Orada bu Allah şöyle yarattı, peygamber böyle vardı. Bununla ilgili tartışmalar yok. Yani metafiziğin üst şeyleri, meselelerle ilgili açıklamalar oraya taşınmıyor. Yani zaten özerk, hatta kısmen yani önemli ölçüde bağımsız bir alanda çalışma yapıyorlar. Bu anlamda modern dönemin çalışma tarzı ile klasik dönemin çalışma tarzı aşağı bilimlerin erbabı söz konusu olduğunda benzer gerçekten birbirine. Besmele çekiyor. Muhtemelen evrim teorisine inanan Müslümanlarla Hristiyanlar da besmele çekiyorlar. Gerçekten şu anda öyleler yani. Fiilen bu işi yapan, icra eden inançlı bir yığın bilim adamı var. Onlar da laboratuvara girerken besmele çekiyordur. Tabip de eline işte ameliyat neşter miydi? Neşteri aldığında o da besmele çekiyordur yani, inanıyorsun. Çekiyor, o ilişkiyi kuruyor, aşağıdaki kurulmuş deyip devam ediyor. Devam ediyor, evet, farkı bu. Yani, ama birisi kuruyor yani. Evet, evet, klasik dönemde bu ilişkiyi kuranlar üst isimler. Şimdi bu üst isimlerin, büyük isimler yani İbn Sina gibi, Farabi gibi, Razi gibi büyük isimler. Onlar temsil ediyor yani o şeyleri, açıklamalar arasındaki ilişkiyi. Dolayısıyla içerik, yani bilim biçimsel karşılaştırmaların tuzağından kurtulmak için bizim fiilen içerik karşılaştırması yapmamız gerekiyor. Şimdi klasiklerde Tanrı vardı. Yerini ne aldı? Modern bilimde. Klasiklerde nübüvvet vardı. Aslında nübüvvet, ilke olarak nübüvveti konuşmak tehlikeli. Peygamber vardı. Peygamberin yerini kim aldı? Yani modern bilimsel araştırmada nübüvvet ilkesinin yerini modern hayatı düzenleyici bir unsur olarak da klasik dünyada düzenleyici unsur olarak Nebi'nin yerini modern dönemde hangi ilke ve kim aldı? Bir diğer husus, klasiklerin
ahlaki ve siyasi idealleri metafizik idealin bir parçası olarak bu dünyada kamil insanı gerektiriyordu. Bunun yerine ne aldı şimdi? Yani biz şimdi neyi hedefliyoruz? Kamil insan değil de neyi hedefliyoruz? Bir diğer unsur, klasiklerin insanın yetkinleşme sürecinde fiziksel olarak gösterilmesi mümkün olmayan. Ama kimi zaman peygamberin tecrübesinde karşılaştığımız, kimi zaman da peygambere iddia eden bir kısım, ittiba eden, düzeltiyorum, peygambere ittiba eden bir kısım insanların tecrübelerinde bulunduğunu işittiğimiz şeytan ve melek gibi unsurların yerini ne aldı? Yani bunun yerine ne koyduk biz modern dönemde? Bir diğer unsur, ilahi rıza kavramının yerini ne aldı? Yani metafizik açıdan bütün bu yapıp ettiklerimizi anlamlandıran üst kavram olarak ilahi rıza ya da ayrık bir akıl olmak, mutlak akıl olmak yani ne derseniz veyahut da saadet-i kusva bunun yerini modern dönemde ne aldı? Bu anlamda hani heva ve şeytanla akıl karşıtlığının yerini klasik dönemdeki anlamıyla akıl ya da ilahi rıza karşıtlığının yerini biz modern dönemde nasıl kuruyoruz? Bence bu sorulara sağlıklı cevap vermedi. Bunları çoğaltmak mümkün. Yani tebaanın yerini vatandaşın alması gibi karşı ikilikleri çoğaltmak mümkün. Ne bileyim millet sisteminin yerini ulus devletinin alması gibi karşıtlıklar. Bunların hepsinin mukabillerini modern dönemde bulup bu şekilde tartışmamız gerekiyor. Bence bu şekilde tartışmadığımız sürece modern olan içerisindeki konumumuzu da tam olarak takdir edemeyeceğiz. Kendimize eleştirilerimizin bir kısmı gerçekten haksız olabilir. Bir kısmı lafızlar ve yazılar üzerinden olabilir. Yani kitabi gidiyor olabiliriz. Ve bu nedenle de dönüşümün yönünü tespit etmekte. Ondan sonra dönüşüme yani aldığımız bilgilere müdahalenin derinliğini kendi müdahalelerimizin şeklen bunları iyi izah edemesek bile derinliğini tespit etmekte yanılıyor olabiliriz. Dolayısıyla bizim şu biçimsel karşılaştırmaları yapmalı ama biçimsel karşılaştırmasının ötesine geçerek içerik karşılaştırması yapıp buradan kendi vaziyetimizle çok daha iyi takdir etmemiz gerekiyor. Ben burada bırakıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şimdi sırayla hocalarıma sözü vereceğim. Benden sonra Vatan Hocam var. Buyurun sevgili hocam. Harikasın. Harikasın. Yani neredeyse ben de pas geçip yanımdakine vereceğim. Zaman kazanalım diye. Ömer Hocam teşekkür ediyorum. Değerli hazırım. Özellikle metafizik mesele tabii işin erbapları burada. Ben biraz daha şu ilke koyuculuk yönüyle metafizik ilke özellikle bu Batı'nın 15. yüzyıl diyeceğimiz yerdeki kırılmasına biraz vurgu yapmak istiyorum. Yani Tanrısıyla girdiği mücadelede bir küskünlük veya savaşa başladıktan sonra bir ilke koyucu değişikliği var. Matematikçi olduğum için bunu matematik gözüyle ifade etmek istiyorum. Yani metafizik ilkeden matematik ilke veya matematik ilkeye inerek nicelikleştirmek, gerçeklik dünyasında kalmak ve gerçeklik dünyasında kaldığınızda da koyduğunuz ilkeler sizi faydadan çok öteye götüremiyor. Belki de bu materyalizmin doğurduğu bu işte liberalizm vesaire bu tip sosyal yapıların da zeminini hazırlayan insanın kendinden ibaret olması. Olgusallık. Her şeyi bir akla sahip, kendi kendine dünyada var. Varlığının sorgulanmasına müsaade yok. Varoluşu ve yaratılışıyla dair soruların önü kesilmiş. Sadece ne ve nasıl sorularının gündem olduğu, onun sonucunda da elde edilen faydayla inşa edilmiş bir dünya. Bu dünyanın temelinin niceliksel bir bağlam oluşturunca sosyal yapıların da hedeflerinde gene bu fayda. O faydayı önceleyen ve onun etrafında şekillenen sosyal yapılar inşası günümüze kadar modern, postmodern böyle akımlar oluşturmuş ve şu anda böyle bir yapının kurduğu bir işgal altında olduğumuzu hissediyorum. Yani yüksek öğretim olarak bu bilginin işgal ettiği, sınırlarını bunun belirlediği, buna karşı söz söylediğimizde etrafımıza bakarak çekinik bir tarzda ya bunun ötesinde ben iman ediyorum, imanımın bir
gerekli olarak bir yaratılıştan bahsedecek miyim? Edersem ne olur gibi bir korkunun hasıl olduğu bir ortam var dünyamızda, günümüzde. Ve yüksek öğretimin, hatta ilk öğretimin bütün kademeleriyle birlikte böyle bir bilgi nicelikselleşmiş, nihayeti fayda olan bir bilginin ürettiği insan tipinin refleksleri bana göre zaten dünyada ve gerçeklik dünyasını aşmaya niyeti yok. Yani mecali yok. Ve biz bunu yeri geldiğinde gidip ders olarak aynı kavram altında anlatarak pekiştiriyoruz. Yani biz ortaokul, lisede bir çocuğa yaratılışına dair berrak bir metafiziğe kadar giden yolu açmıyoruz. Bana göre, gördüğüm kadarıyla. Yani oralar bizim için öyle bir güçlü işgale dönüşmüş ki, acaba söylersek bize ne derler korkusunun altında iman ediyoruz. Halbuki burada netlik olması lazım. Yani o imanın dayanağı veya imanın son nokta olarak tarif edileceği metafiziğe dair elimizde veri yok. Veri, daha doğrusu bilgi olarak veremiyoruz. Sürekli bir ölçüsellikle, niceliksellikle tarif ettiğimiz şey insanlarda motive ettiği en fazla ileri düzey faydacılık oluyor. Bu faydacılık da ister istemez bizim kendi kaynaklarımızda iki kimlikli bir yaşam oluşturuyor. Eve geldiğinizde namazınızı kılabilirsiniz ama veyahut da okulla camiye dönüşüyor. Üniversiteyle camiye dönüşüyor. Aslında bu da geri planda bir sekülerleşmeyi, işte Avrupa tarzı hayatla inancı ayırmak gibi bir bilinçaltı işgale, esarete sebep olduğu kanaatindeyim. Bizim metafiziği kendi dayanakları içerisinde, matematiğin ötesine koyabilecek şekilde, yani Batı'nın o matematik çatısını açarak üstünde bir varoluşu, yaratılışı matematiğe de, kimyaya da, fiziğe de yeniden irca etmemiz gerekiyor ki sebepler sebebine dair bir düşünce olsun. Bugünkü düşünce olgusal olarak varlığın kendi gerçeklik dünyasındaki sebepleriyle açıklanıp onun üzerindeki niceliksel dünyasıyla tatmin ediliyor. Nihayeti nedir? En verimli hali teknoloji. Bu teknoloji bir mucizevi halle insanları gerçeklik dünyasında tatmin ediyor. Deneyle desteklediğimiz bir dünya var. Onun gerçekliğini ortaya koyduğumuz zaman da zaten itiraz gelmiyor. Fakat deneye konu yaptığımız meselelerin varlığı noktasında bilimsel bir metot, sorgu ve gündem olmadığı kanaatindeyim. Bu gündemi eğer alamadığımız takdirde biz açıkça seküler bu bilgiyi ve dünyayı kabul ettik demektir. Buradan üreteceğimiz bilgi de seküler bilginin devamı niteliğinde ve bizi batıya biraz daha yaklaştıran, akşama kadar ben biraz böyle bir tarif olarak, bir ırmak var seküler dünyaya akıyor. Sabah bizi o ırmağa bir tane kayı veriyorlar, iniyoruz. Akşama kadar kürek çekiyoruz. Hakikaten çok yoruluyoruz ama kat ettiğimiz mesafeye biraz daha seküler deryaya doğru yaklaşmak oluyor. Irmağın yönüne dair bir tedbir almamız lazım. Bu ırmağın hikmete, fazilete götürecek yönünü matematikte olacak, fizikte olacak, kimyada olacak ama bunlar yaratılmış varlığın özellikleri olarak yeri geldiğinde kimya dersinde, yeri geldiğinde matematik dersinde artık bunları konuşabilmemiz lazım. Bunları sınıflara indirmemiz gerekiyor diyorum. Burada tamamlıyorum Ömer Hoca. Çok teşekkür ederim hocam. Vallahi harika bir konuşma. En güzel tarafı olması. Hocam şimdi, Eşref Hocam oradan uzanabiliyorsunuz değil mi? Vakit kaybetmeden hemen Eşref Hoca'ya verelim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Her şeyle metafizik bağlamında temel noktalara vurgu yaptınız ama bu vurgular biz burada ilk defa duyduk, daha önceden okuma imkanımız olmadığı için biraz
şeyler söylersek. Evet. Eyvallah. Tamam. Şimdi hocam tam da bu noktadan hareketle şöyle söylememiz mümkün. Yani metafiziğin aslında iki veçesi var. Bir feyiz olarak, yani bir buna temel kavrayış, duyuş olarak diyebileceğim bir şey varsa bir bu tarafı var. Bir de bir sizin akait olarak bahsettiğiniz sistemli bir tarafı var. Şimdi temel olarak, temel bir varlık duyuşu olarak, kavrayış olarak metafiziğin tam da bahsettiğin üzere gaye olduğunu belirtmemiz lazım. Dolayısıyla aslında tek tek tümel, tek tek tikel bilimlerde ele alınan mevzular bize başlangıçta bir metafizik bir fikir vermeyebilir. Nihai olarak bir tecerrüt aşamasında bir gayeye ulaşabiliriz. Yani klasiklerin tam olarak bahsettiği üzere şöyle bir durum var. Gazali'de de Razi'de de ortaya çıkan şey şu esasında. Burhanilik şartlarını taşıyan bir metafizik ile insanı tatmin eden ya da metafiziğin bir bilim olarak inşası noktasındaki durumlar farklı. Dolayısıyla biz nihai olarak bir metafiziğin inşası ya da metafizik kabullenen inşasını temel bir kavrayış olarak eğitim öğretimin, yani en azından üniversite bağlamında eğitim öğretimin başında bulunması gerektiğini düşünüyorsak, bu öyle görünüyor ki zor. Çünkü bu ikisi, yani müdevven olan metafizikle bir kavrayış, bir duyuş olarak, yani varlığın varlık olarak bütün o parçalarda bütünleyici unsuru kavramak farklı noktalar. Bir zihin olarak metafizik inşası aslında bütün bir bilimin de nihai gayesi olması itibariyle başlangıçta konulamayacak bir şey. Tam da İbn Sina'nın söylediği tarzda biz tikel bilimleri nihayetinde öğrenirken adım adım bu tikel bilimler başlangıçta bir metafizik kavrayışa sahip, bir metafizik duyuşa sahip olmasak bile nihayetinde bir tecerrüt yoluyla bir Rabben insaniyen sürecine ulaşmak mümkün. Yani Farabi dikkate alındığında işte o hakiki filozof oluyor, ne bileyim İbn-i Bacı dikkate alındığında suada oluyor ya da felaha eren bir mümin oluyor. Dolayısıyla bireysel inşa, bireysel Müslüman inşası aslında başlangıçta birer, tam da söylediğiniz gibi bir önermeye dönüşüyor. Ama bu önermenin tahkiki zaten bilimlerin bir süreci noktasında, süreç sonunda ortaya çıkan bir şey. Ama diğer taraftan şunu da dikkate alabiliriz. Öğretilebilir bir metafizik de inşa etmek mümkün olabilir. Yani öğretilebilir bir metafizik aslında klasik eğitimde tam da vurgulanan şey. Yani ezbere düşman olmak diye bir şey var ya, aslında öğrenci başlangıçta bu metafizik ilkeleri ezberliyor. Ama hayatının bir anlamda, yani bilimin ya da öğretimin ya da yaşayışın sonunda ve yaşayış sürecinde o ezberlerin bir anlamda tahkikine dolaşıyor. Dolayısıyla bilimleri önceleyen ya da ne bileyim diyelim ki üniversite söz konusu olduğunda üniversitede bir başlangıç dersi olarak temel bütün bilimler için tek tek inşa edilmiş öğretilebilir bir metafizik kümede inşa etmek, bunu yapmak mümkün. Fakat burada şunu da dikkate almak lazım. Bu da çok geniş olmak zorunda değil. Yani mücmel tarzda olması, çoğunlukla belki de başka bir anlamda negatif tarzda olması da mümkün. Çünkü biz şunu da biliyoruz, akaid metinleri diye ifade ettiğimiz o bütün bilimler için metafizik temel oluşturan tekstler de her çağda yeniden metinler esasında. Çünkü akaid metinlerini dikkate aldığımızda her yüzyılda yeniden ifade edilen problemler var ve bu problemler süreç içerisinde değişebiliyor. Fakat bunlar yine de temel metafizik ilkeleri barındırmak üzere bulunuyorlar. Dolayısıyla tam da bir önceki oturumla da ilişkilendirerek söylersek, Razi Nerbani'de ifade ettiği bir şey var. Diyor ki nihayetinde bütün bir temelde, en temelde metafizik ilkemiz belki hani Tanrı'nın varlığından sonra indirgeyebileceğimiz nokta şurası. Allah Teala'nın kemal ve celal sıfatlarına sahip olduğu ve noksanlıktan uzak olduğu temel bir ilke. Bu değişmiyor.
Ama daha alt dünyaya geldiğinizde, Mutezile'ye sorduğunuzda irade sıfatına sahip olmak aslında bir kemal olmuyor. Onun için bir eksikliğe dönüşüyor. Ama Eşari için baktığınızda o bir kemale dönüşüyor. Dolayısıyla bu akaid metinlerinin bizatihi kendisi de her ne kadar şey olarak koysak da, onları en temelde hani başlangıç metafizik ilkeler koysak da, onlar da aslında tarih içinde dönüşen birer metin olarak bulunduğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla belki burada şöyle bir şey yapılabilir. Yani bu bilimler için, her bir bilim için tek tek inşa edeceğimiz öğretilebilir metafiziğin de belki kendi içinde katmanlı bir şekilde inşası da mümkün. Çünkü klasik metafizikte de bunun, yani öğretilebilir metafiziğin kendi içinde katmanları var. Yani ilmi külli var, ilmi ilahi var, ilmi rububiyet var, umur amme var, mebadül ulum var. Ve bunların her biri aslında bugün bizim bilimler için konuştuğumuz meselelere de tekabül edecek şekilde genişleştirebilir. Belki de o tecellüt dediğimiz nihai anlamda bir gaye olarak inşa ettiğimiz noktanın başlangıçta bir farkındalığı anlamında da yazılabilir. Hani genellikle şöyle bir şey vardır. Diyelim ki yeni bir öğretime başlar için temelde diyelim ki mantık öğretiminin nihai olarak bir bil kuvve olarak o öğrenciye ne vereceği başlangıçta söylenir. Ama o bil fiil başlangıçta tahakkuk etmiş değildir. Bil kuvve olarak söylenen nihai anlamda mantık metni bittiğinde onun için tahakkuk etmiş olacaktır. Fakat burada işte az önce söylediğim anlamda tarihsel bagajlarımız da fazlasıyla var. Yani aslında o başlangıç olarak inşa edeceğimiz metafiziklerin hangilerinin gerçekte metafizik olup olmadığını da yeniden ele almak gerekiyor. Belki içeriksel değerlendirme dediğimiz durum bu. Yani belli bir grup öğrenciye, zeki bir öğrenci topluluğuna Şerhül Akkaid okutuyorum, beraber okuyoruz. Gördüğümüz şey şu, öğrenciler genellikle oradaki hem büyük önermelerin hem küçük önermelerin tamamıyla sabit olduğunu düşünüyorlar. Ben başlangıç itibariyle şöyle bir yol izliyorum. Oradaki küçük önermelerin itirazla karşılandığını söylüyorum. Yani bir örnek verirsem, mesela nedensellik ilkesi üzerinde bir tanrı ispatı. O tanrı ispatının küçük önermesi ya hudus ya imkan. Onun üzerinden hudusunda imkanda çeşitli eleştirilere maruz kaldığını söylüyorum. Ya da işte cevher araz üzerinden ispatı. Fakat şunu da görmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle sadece küçük öncülere değil, büyük öncülere de büyük itirazlar var. Yani nedensellik gibi efendime söyleyeyim diğer konularda dikkate aldığımızda büyük itirazlar var. Hatta İbrahim Hoca'nın ifade ettiği katı tasavvurlar mertebesine de itirazlar var. Yani Tanrı diyoruz ama adam şunu söyleyebiliyor. Tanrı nihayetinde bir evrimsel süreç içerisinde hareketli algılayan canlının bir tür nedenselliğe, oradan da bir tümelliğe doğru varması, nedenselliğe itirazlar var. Dolayısıyla aslında akaidle dikkate aldığımızda itiraz edilen noktalar sadece küçük önermeler değil, büyük önermelerde büyük itirazlar var. Dolayısıyla en baştan yeniden kurma noktasında biraz daha yolculuk yapmamız gerekiyor. Ömer Hoca'nın aslında şey yaptığı, yani bize metin olarak gönderdiği şeylerden bir tanesi bilimler sınıflaması ile ilgiliydi. Onunla ilgili de bir küçük şey söylemek isterim. Biz tarihsel olarak baktığımızda bizim bilimler sınıflaması ile ilgili bağdaştırmacı diyebileceğim, yani her ikisini uzak ülkeler olarak ifade edenler var. Kapsayıcılar var. Bir tarafıyla baktığınızda diyelim ki amiri dini bilimler tarafından kapsayıcı olarak düşünüyorsa, diğer taraftan Farabi de felsefi ilimlerin, dini ilimlerin kapsadığını düşünüyor. Bunların her biri problemli. Belki yeni durumda o az önceki söylediğim durumları da dikkate alacak bir iletişim tarzını dikkate alan ama nihayetinde temel ilkeler üzerinden bir iletişimi ve sınır durumlarını dikkate alan bir yolculuk yapmak da mümkün olabilir. Teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Süreye riayet ettiğiniz için ayrıca ikinci bir teşekkür. Daha ziyade metafizik bilginin çeşitli tarihsel bağlamda çeşitli versiyonları olduğuna dikkat çektiniz değil mi? Yani evet. Esas mesele oydu. Şimdi sırada Murat Kaş hocam var. Buyurun Murat hocam. Var mı orada mikrofon? Var, tamam. Teşekkürler Sayın hocam.
Şimdi ben daha çok metafiziğin elenmesi kısmına biraz odaklanmak istiyorum aslında hocam yazısında. Şimdi Ömer hocam klasik metafizik iddiaların hani Kant sonrası süreçte Kant'ın antinomilerinde ifade edilen süreç de dahil edersek onun elediği kısmın aslında bazı şeyleri elemediğinden bahsetmişti. Mesela ontoloji hala işlenmeye devam etti. Diyelim umuranme bahislerindeki konular, evet. Diyelim varlık konusu, birlik konusu, ne bileyim nedensellik konusu bugün geçerli yitirmiş değil. Yani bunlar işleniyor. Bir diğer nokta o metafiziğin elenmesi sürecinde ontoloji elenmedi, devam ediyor dedik. İkinci olarak bir tür felsefi analiz diyebileceğimiz diyelim ki önermeler arası ilişkiler, tutarlılık, doğruluk neyse bu tarz hususlar da elenmedi haddi zatında. Bunlar da var. Bunun dışında bizim metafizik gerilim olarak adlandırabileceğimiz yani insan nereden geldim, neredeyim, işte nereye gideceğim soruları da aslında elenmedi. Bu soruları da metafizik elendi diye bu soruları sormaz hale gelmedi insan. Fakat bu sorulara verilen cevaplarda ki metafizik açıklamalar bir tür saf aklın sınırlarını dışarısına çıkarıp fideizme dönüştürüldü. Yani nereden geldim sorusuna vereceğiniz diyelim cevapta Tanrı varsa aslında siz Tanrı'ya inanıyorsunuz. Onun bilginin konusu yapmamak suretiyle sadece fideizme dönüşen bir tarafı oldu. Dolayısıyla Tanrı'ya dair bilgi marifetullah dediğimiz şeyden ziyade Tanrı'ya inanmak sadece ve bunun uzantısı olan diğer metafizik konuların aslında uzantılarının işte kıdem hudus tartışmaları olsun, evren son mu değil mi vesaire bu tartışmaların tamamını saf aklın sınırları içerisinde cevap bulamayacağımız şeylere dönüştürdü yani. Şimdi dolayısıyla metafizik gerilimin ortaya çıkardığı düzlemden sonra meydana gelen yani nereden geldim, neredeyim, nereye gideceğim sorularının ardından evrene yönelik bir farkındalık oluşturma yani evreni gözlemleme vesaire bununla ilgili modern dönemde üretilen teorilerde metafiziğin olmadığını değil açıklayıcı vasfının olmadığına buna benzer bir ifade de sunumunda geçti. Yani şu demek aslında bu. Bugün diyelim ki birçok alanda işte sinemadan müziğe, ne bileyim felsefeden doğa bilimlerine, matematiğe bütün alanlarda üretilen teoriler de nihayetinde insanın kendisinde bulunan kabiliyet ve yetenekleri açığa çıkardığı alanlar olarak önümüze çıktığı için dolayısıyla bu anlamıyla da metafiziğin elendiğini söylemiyoruz aslında. Yani metafizik aslında açıklayıcı gücünü kaybetse de bütün bu süreçlerde o farkındalığın açığa çıktığı bütün alanları kastederek söylüyorum. Kendisini açmasına imkan vermeliyiz şeklindeki iddia bunun üzerinden temelleniyor. Yani aslında şöyle daha belki karakterize edebilirim söylemek istediğim şeyi. Metafiziği elemek isteyenlerin temel şeyi bütün metafizik bagajların aslında insanın kabiliyet ve imkanlarını açığa çıkarmasına imkan tanımadığı, dolayısıyla onu sınırlandırdığı üzerinden yürüyor. Dolayısıyla biz ne kadar İbrahim Hocam'ın cızırtısına gelecek olursak yani ne kadar cızırtı olacaksa olsun insanın kendi kabiliyet ve imkanlarını açığa çıkarmasına izin vermeliyiz. Burada meydana gelecek yıkıcı sonuçlara da göğüsleyerek yani diyelim ki o İbrahim Hocam'ın kurucu ilkelerine dokunacak denli meydana gelecek yıkımı da göğüslemeliyiz. Çünkü nihayetinde bu insan doğasının yani Tanrı kendini bu günümüzde böyle tezahür ettirmek istemişse buna engel olmaya gerek yok gibi özetleyen ya da Kasım Hocam'ın logosu konuşmamızda logos geçti. İster Tanrı deyin ister logos. Bunun tezahürüne
imkan vermeliyiz ki ne kadar yıkıcı sonucu olursa olsun onu göğüslemeliyiz. Bu bir takım metafizik önceden belirlenmiş bagajla sınırlandırılmamalı ve öne açılmalı. Tabii böyle bir iddia birçok alanda sıkıntıya yol açacağı için bir dirençle nihayetinde karşılaşıyor. O da onu çözmek için de günümüzde bir tür klasik dönemde de yapılan imalardan arındırma teşebbüsünün var olduğunu görüyoruz günümüzde. Yani imalarından arındırma derken şunu kastediyorum. Diyelim ki Razi sonrası düşünce, İbn-i Sinacı felsefedeki nedensellik, zorunlulukla ilgili ve şeyin sudur sisteminin imalarından arındırarak bir takım şeyleri adapte etmişti. Diyelim ki işte Ömer Hocam'ın da verdiği örneği kullanacak olursak evrim teorisinde biyoloji ile ilgili açıklamaları diyelim ki gaye fikri yok evrimde, ne bileyim kemal fikri yok, yetkinleşme fikri yok vesaire. Bunlar aslında evrimcinin reddettiği değil, dikkate almadığı şeyler. Çünkü yani biyoloğun dikkate almadığı şeyler. Dolayısıyla bunları analize dahil etmememiz bir problem teşkil etmez. Ama analize dahil etmeme bir tür negatif açıdan yatsıma pozisyonunu da beraberinde getirdiği için bunları bir tür telif etme, uzlaştırma çabalarını görüyoruz. İşte yaratılışçı evrim, yani hem Tanrı var yaratıyor hem de evrim var gibi bir takım o gaye fikri ya da kemal fikri gibi bir takım fikirlerin ya biraz bagajın dış, yani orada bırakıldığı, görmezden gelindiği şey yapıldı bir şeyi takip ediliyor gibi görünüyor. İşte bu o son noktada kriz dediğimiz şeyi gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Yani evrim sadece bunun belki çok popüler örneklerinden biri olduğu için, Ömer Hocam da örneği verdiği için ben de oradan devam ettim. Dolayısıyla buradan hareketle şuna da temas etmek istiyorum. Ömer Hocam dünkü konuşmasında da aslında panel konuşmasında da temas ettiği bir şey vardı. Modern dönemdeki teoriler klasik teorileri ya bir parçaya dönüştürdü ya da onları özel ilgi alanlarına hapsetti. Ne yapmamız lazım o zaman? İşte bizim klasik teorileri anlamamızı mümkün kılacak şeyin aslında modern teorileri de alınmadığımızda ancak klasik teorileri anlayabilecek, bugün için artık bir parçaya dönüştüğü için onları alınmamak suretiyle ancak bunları anlamamız mümkün olur noktasında bir dünkü konuşmasında böyle bir şey geçmişti. Artık hani modern teorileri paranteze alarak klasik, yani diyelim ki insanın iradesini konuşuyorsanız artık tevlid teorisi, kesb teorisi gibi diyelim klasikteki irade teorilerini ile sınırlı kalamazsınız. Çünkü bir meydan okuma var. Yani insanın fiilleriyle ilgili modern dönemde üretilen çok sayıda teori var. Veya ne bileyim tümellerle ilgili bir tartışmayı yapıyorsanız artık klasikteki ahval teorisi, ne bileyim İbn-i Sinacı, mahiyet teorisi gibi bir takım teorilerle kendinizi sınırlayamıyorsunuz. İster istemez günümüzde bir dakika mı? Tamam, son cümleleri. Dolayısıyla bu modern teorilerin de alımlanması suretiyle klasik teorileri anlamamıza bir yol bulma. Bu da tabii ister istemez bir tür yama görüntüsü verme pozisyonu olabilir. Yani tümelleri anlatırken aynı anda hem modern teorileri hem şeyi anlattığınız bir ders düşünün. Burada yani diyelim hem ahval teorisini anlatıyorsunuz aynı zamanda hem de bugünkü belki onu 20'yi aşkın tümellerle ilgili çok ayrıntılı ahval teorisine tekabül edecek modern dönemde belki hani onun içeriğine 3 tane, 4 tane, 5 tane teori sayılabilir mesela tümellerle ilgili. Bunları bir araya getirip böyle sunmak, bir tür bohça içerisinde sunmanın da yamama görüntüsü vereceğiyle ilgili bir risk de var. Dolayısıyla buradaki bu içselleştirme ya da özümsemenin nasıl gerçekleştirileceği de bir soru işareti olarak duruyor gibi görünüyor diyeyim, ben bitireyim. Yani şu an bitti, daha var söyleyeceklerim ama yapacak bir şey yok. Murat Hocam teşekkür ediyorum. Aslında epey şey söyledin aslında ya. Hani işin doğrusu hani 10 dakikada insan bayağı şey söylüyor. Bir şey söyleyip Abuzer Hoca'ya vereyim. Şimdi oturum başkanlarının kendine özgü ayrıcalıkları vardır Abuzer Hocam. Şimdi Murat Hocam bu yamalı poğaça meselesi var ya.
bu pejoratif yapılırsa haklısın. Ama problematik yapılırsa bu çözülebilir. Yani işi bilmeyen insan bunu yamalı bohçaya dönüştürür. Oradan al, buradan al, bunları bir araya getir. Ama aynı konu ve aynı olgu hakkında birbirine alternatif olarak geliştirilmiş teorilerin imkan ve zafiyetlerini tartışabilir isek buradan o net o sorundan kaçabiliriz. Benim kastım daha çok hocam bir küre içerisinde o teoriler sürülmüş. Şimdi farklı bir küre içerisindeyse bunu karşılaştırırken o kavramsal örtüşmelerde her zaman sorun çıkıyor ya. Evet, kavramsal örtüştürmeyi yapmamak lazım orada. Evet, yani. Düz yapmamak lazım. Onu kastediyorum. Doğru söylüyorsun. Düz yaparsa, o pejoratif dediğim de o zaten yani. Ondan hemen diğerini örtüştürmek. Çok uzak bir yer. Teşekkür ediyorum hocam tekrar. Abuzer hocam buyurun. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ben de aslında konuşmama bu kadar kısa sürede nasıl kendimi anlatacağım onu da bilmiyorum. Ama başlayayım. Ömer Hoca kağıt uzatana kadar ne kadar ilerlemişsem artık ilerlemiş olacağım. 10 dakika mı? 10 dakika mı? Vatan Hoca 20 demişti. Neyse. Ama gerçekten konuşmaya benim Ömer Hoca'ya teşekkür ederek başlamam lazım. Neden? Çünkü herhalde klasik düşünce ve klasik metafizik ancak bu kadar iyi savunulabilir gerçekten. Bilenler bilir, ben yüksek lisansı İran'da yaptım ve orada işte klasik tarzda felsefe yapmaya devam edenler dahi klasik düşünceyi modern düşünce karşısında bu kadar ikna edici ve iyi bir şekilde gerçekten savunmuyorlar. Ancak şöyle de bir tespitte bulunmama izin ver Ömer Hocam. Artık belli bir süredir tanışıyoruz. Sanırım Ömer Hoca dahi gittikçe vites geriletmek zorunda kalıyor. Yani klasik düşünceyi ya da klasik metafiziği, işte bu oturumun konusu, günümüzde kabul edilebilir kırmak için bence klasik metafiziğin pek çok iddiasından esasında geri adım atmak zorunda kalıyor. Bu çaba nihayetinde başarılı olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Şimdi bu tür oturumların bence bir fail bir de gaye illeti var, sebebi olmak zorunda ve o fail ve gaye illet üzerinde sanırım herkes de anlaşıyor. Fail illet nihayetinde son 200 yıldır ya da işte 17. yüzyıldan bu yana adına modern düşünce dediğimiz bir şeyin ortaya çıkması ve bilginin artık bu modern düşüncenin metafiziksel felsefi kabulleri içerisinde üretiliyor olması ve bizim de esasında bu sürecin faillerinden birisi olmamamız kesinlikle. Bunu işte dün de panelde söylendi, bu bizim krizimiz esasında, yani bilgi üretiminin bir parçası olmamak en azından büyük oranda. Ve gerçekten bu açıdan bakarsak modern düşüncenin oluşum süreçlerine baktığımızda bu süreçlerin hiçbirisinde Müslümanların aktif rol oynamadığını görüyoruz. Eğer oynasaydık bence bugün başka şeyler konuşuyor olurduk muhtemelen. İkincisi bence modern düşüncenin bizzat mahiyetiyle ilgili bir mesele ki bence buradaki oturumun sebebi esasında o ya da bu oturumu benzerlerinden ayıran şey bence bu. O da klasik modern düşüncenin seküler bir düşünce olması ve haliyle bilginin artık seküler bir şey olarak ya da seküler kabuller içerisinde üretiliyor olması. Ve bunun da klasik düşünce ile gerçekten tabandan zıt bir şeye işaret ediyor olması. Ve zaten bu yüzden bilginin İslamiliği meselesi tam da burada zaten ortaya çıkıyor. Böyle bir tartışma klasik dönemde varsa bile en azından bu şekilde tabii ki tartışılmıyor. Dolayısıyla bilginin İslamiliğinin bir mesele olarak vaaz edilmesinin temel sebebi modern düşüncenin seküler olması. Ve biz de işte burada aslında bunu konuşuyoruz. Yani bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz esasında. Ve bence artık böyle bir mesele varsa değerli hocalarım, mesela bu açıdan klasik ve modern düşünce arasında biraz insaflı davranmamız gerekiyor. Eğer bilginin İslamiliğini şu veya bu şekilde savunuyorsak, hem esasında modern düşüncenin hem de klasik düşüncenin bu İslamilik testinden geçip geçemeyeceğini gerçekten ciddi bir şekilde oturup konuşmamız lazım. Tam bu noktada esasında işte özellikle modern felsefe üzerinden bu tartışmalara dahil olan hocalarımız, arkadaşlarımızın artık açıkça da ifade ediyorlar. Ahmet Hoca değindi mesela, klasik düşünce ne kadar İslami gerçekten. Ve eğer bu mesele böyle bir tartışma açıldığında klasik düşüncedeki Helenik etkinin esasında usulü bir etki mi yoksa feri bir etki mi olup olmadığının ciddi bir şekilde tartışılması lazım.
Bence bu özellikle biz klasik çalışanların mutlaka yüzleşmesi gereken bir şey. Kendi adıma söyleyeyim, yani mesela İslam düşüncesi ya da İslam felsefesi çalışmaya karar verdiğimde, işte hukuktan mezun olup bu alana geçtiğimde, mesela zihnimdeki İslam düşüncesiyle işte gidip okuduğum, işte İbn Sina'da sonra verdiği de Molla Sadra'da okuduğum ve işte bizim İslami olduğunu en azından bir a priori olarak varsaydığımız düşünce arasında gerçekten çok ciddi bir uçurum var. Tabii ki burada kelamcılar bize çok çok daha yakın duruyorlar. Yani özellikle onların zaten felsefeyi çatışmalarının temelinde bence nihayetinde bu mesele yatıyor. Dolayısıyla bence yapılması gereken ya da atılması gereken temel adımlardan birincisi, eğer İslam'ı bilginin sıfatı olarak kullanacaksak, gerçekten bundan felsefi olarak ne kastettiğimizi net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ve bu açıdan hem modern düşünceyle hem de klasik düşünceyle bir tırnak içerisinde hesaplaşma içerisine girmemiz lazım. İkinci nokta, bu tür tartışmaların ya da oturumların dediğin gibi gayi bir illeti var ve bence bu İbrahim'in sıralamasında birinci kısma tekabül ediyor. Nihayetinde bu tür meseleler üzerine konuşan herkesin amacının hakikat olması gerekiyor esasında. Her neyse o, ne olup olmadığının da bence kavramsal olarak net bir şekilde ortaya konması lazım. Ama şu veya bu şekilde sorgulama yapılıyorsa, bu sorgulamanın kıyas bir rey olmaktan çıkabilmesi için belli bir hakikati hedef olarak seçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda bence klasik bir düşünürle modern bir düşünür arasında çok ciddi bir fark olacağını zannetmiyorum. Tabii ki hakikat anlayışları birbirinden farklı olacaktır. Ama nihayetinde sorgulamanın nihai gayesi, gaye illeti tabii ki hakikate ulaşmak ya da hakikati bilmek veya onu tecrübe etmek olmalı. Ve bu gayet-i kusvaya ne şekilde ulaşılacağı noktasında da bence bir uzlaşı var. Yani bu tür tartışmaların üzerinde ittifak edilen unsurları var bence. O da şu, yani hakikate ulaşılacaksa bu felsefe ve bilim yapılarak olacak. Yani dolayısıyla hakikate felsefe ve bilim yaparak ulaşmaya çalışıyoruz. Burada ameli irfanı belki istisna edebiliriz ama nazari irfan tabii ki burada felsefe başlığı altında ele alınması gerekiyor. Bunda da bence bir ihtilaf yok. Yani bunu Aristo'ya da sorsak, İbn Sina'ya da sorsak, Kant'a da sorsak nihayetinde hakikat sorgulamasının taşahhüs ettiği alan felsefe ve bilim. Sonraki adım bence şu, felsefe ve bilim yapmak için metafiziğe ihtiyacımız var mı yok mu meselesi. Bu bence önemli bir nokta ama burada da bence bir uzlaşı var yine filozoflar arasında. Felsefe ve bilim yapacaksak metafiziğe ihtiyacımız var gerçekten. Metafizik olmadan bilgi dediğimiz fenomeni üretemiyoruz. Ve bu ihtiyacı temellendirmek de bence hem klasik düşünce açısından hem de modern düşünce açısından çok da zor değil esasında. Bunun ilk sebebi bence ontolojik bir sebep. O da mahsus alemin varlığının açıklanmaya muhtaç olması. Dolayısıyla işte bu Leibniz'in de hani açıkça ifade ettiği gibi olmayabilecekken bütün bu şeyler neden var? Haliyle bu mahsus alemin varlığını açıklayabilmek için işte görünüş gerçeklik ayrımı yapıyoruz ve orada gidip o gerçekliğin ne olduğunu önce tespit etmeye çalışıyoruz. Oradan da gelerek işte bu mahsus alemin, görünüşler aleminin neden ya da ne şekilde var olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Bence burada da bir uzlaşı var. Tabii ki bu mekanizmanın nasıllığı ya da temel gerçekliğin ne olup olmadığı konusunda düşünce tarihinden bildiğimiz kadarıyla filozoflar itiraf ediyorlar gerçekten. Ama nihayetinde mahsus alemin varlığının açıklanmaya muhtaç olduğu ve bu açıklama ihtiyacının bizi metafiziğe, varlığın kaynağını ve ilkesini araştırmak zorunda bıraktırdığı bence çok açık. Epistemolojik açıdan da bence iki sebep bizi nihayetinde metafiziğe muhtaç hale getiriyor. Birincisi, eşyanın hakikati dediğimiz ya da eşyanın hakikatinin bilgisi dediğimiz şeyi eşyalara dair tecrübi bilgi de bulamıyor olmamız. En azından burayı toparlayayım. Bu kadar çabuk. Sonraki konuşmacı gitti zaten. Öyle mi? Evet, gelinceye kadar vaktim var. Hani çok genel geçmek zorundayım. Evet, yani eşyanın hakikatinin bilgisi eşyanın tecrübi bilgisinde yer almıyor. Dolayısıyla eşyanın hakikatine ancak eşya ile akıl üzerinden ilişki kurup onun makul veçesini idrak edince ulaşabiliyoruz.
Bu mekanizmanın meşruiyeti esasında metafizikte ortaya konuyor. İkincisi belki de daha önemli, esasında klasikle moderni bence birbirinden ayırmamızı mümkün kılan bir şey. O da bizzat bilgi fenomeninin kendisinin açıklanmaya muhtaç olması. Mantıktan da biliyoruz ki bu bilgi dediğimiz şeyin nihayetinde iki veçesi var. Bir maddi veçesi var. Onun işte epistemik değeri olan bir önermenin belli bir şeye dair olmasını mümkün kılan bir maddi içeriği var. Dolayısıyla bir önermenin epistemik değeri olması için maddi açıdan bazı şartlara riayet etmesi gerekiyor. Bir de formel veçesi var bilginin ki bu da bilginin esasında sizin ve benim için genel geçer olmasını mümkün kılan o bilginin a priori şartları diyebileceğimiz ya da kategorilerle temellendirmeye çalıştığımız bir şey. Bence bu açıdan da klasikle modern arasında bir fark yok esasında. Ancak bilginin maddi ve özellikle de formel şartlarının nereden hareketle temellendirileceği ortaya konacağı bence klasikle modern düşünceyi gerçekten birbirinden ayıran temel şey. Üçüncü adım, evet demek ki felsefe ve bilim yapacaksak metafizik gerçekten gerekiyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra Ömer Hoca'nın metninde gayet doyurucu bir şekilde ortaya koyduğu işte bu metafizik nedir, ne değildir? Metafiziğe yönelik klasik ve modern eleştirilerin benzer ve farklı yönleri. Burada tabii ki Ömer Hoca'ya katılmadığım bir nokta var. Yani modern eleştirilerin içerik açısından klasik eleştirilere benzese de bence mahiyetsel bir farkı var. O da esasında modern insanın kendisine dair idrakinin değişmiş olması. Yani modern insanla klasik insan kendini aynı şekilde tasavvur etmiyor. Bunu aklı neye benzettiklerinden hareketle de görebiliriz. Biliyoruz ki klasik dönemde akıl hep ayna olarak tasavvur edilir. Dolayısıyla tek fonksiyonunun karşısındaki şeyi olduğu gibi yansıtmak olduğu söylenir. Ama modern dönemde insanın bilgi üretim sürecine kendisi olarak katıldığı varsayılıyor. Dolayısıyla bu da klasik anlamda en azından bilginin objektifliğinin artık kabul edilmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla metafizik şartsa felsefe ve bilim yapmak için geriye günümüzde felsefe ve bilim yapacaksak nasıl bir metafiziğe ihtiyacımız olup olmadığı sorusu kalıyor. Ve bu soruyu cevap verebilmek için de esasında bu metafiziğin zaten üretilmiş bir metafizik mi olduğu yoksa bizler tarafından gerçekten yeniden üretilmesi gereken bir metafizik olup olmadığı tartışması burada devreye girecek. Ömer Hoca'nın yanlış anlamıyorsam genel bakışı esasında böyle bir metafiziğin zaten var olduğu ama onun bizler tarafından geliştirilerek işte mevcut durumu açıklayacak şekilde tamamlanması gerektiği, nihayetinde burada istidlalden ziyade bir istinbat yönteminden hareketle bu açığı doldurmamız gerekiyor. Burada bence klasik metafiziğin kavramla mistak arasında bir çakışma yaşanıyor esasında. Çünkü klasik metafizik bence felsefi amaçları, paradigmatik kabulleri açısından aynı olsa da bu amaçların hangi epistemik ve ontolojik mekanizmalar üzerinden geliştirileceği noktasında kendi içerisinde esasında ayrılıyor. Bu açıdan İslam düşüncesinin üç farklı metafizik yaklaşım barındırdığını düşünüyorum ben. Ve her birisine de belli bir tanrı tasavvuru eşlik ediyor. Felsefenin esas aldığı mucit bizzat tanrı anlayışının kaynaklık ettiği metafiziksel yaklaşım. Kelamcıların muhtar bir zattan hareketle işte kurmaya çalıştıkları bir metafiziksel yaklaşım ve işte nazari irfanın vahdeti vücutçu bir tanrı anlayışından hareketle inşa etmeye çalıştıkları bir metafiziksel anlayış. Dolayısıyla felsefe ve bilim yapacaksak metafiziğe ihtiyacımız var ve bu metafizik klasik metafiziktir dediğimizde bile esasında karşımızda birkaç tane seçenek var. Ve bu seçeneklerin hangisinin tercih edilmesi gerektiğinde bence modern düşüncenin bizzat kendi kimliği belirleyici oluyor. Dün İbrahim'in de çok sık söylediği şey bu modern düşünce klasiğe rağmen ortaya çıktı dediği bir cümlesi var. Evet bu doğru ama o klasik gerçekten işte kaynağında mucip bizzat anlayışı olan bir metafizik. Dolayısıyla günümüzde evet felsefe ve bilim yapacaksak bize bir metafizik lazım. Ama benim kişisel kanaatim bu metafiziğe kaynaklık etmesi gereken tanrı tasavvurunun mucip bizzat değil de muhtar bizzat olması gerektiği. Evet, teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Saltamadınız, özür dilerim. Yok hocam aslında ya işin doğrusu şöyle Abuzer hocam. Yani kısa vakitte kullansak maksat anlaşılıyor gerçekten. İnsan bazen söylediklerinden tam tatmin olmuyor.
Hani bazen tekrara düşüyor gerçekten, şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim ama hakikaten anladık yani, Allah razı olsun. Bu oldukça da muhtasar ve müfit bir konuşma oldu. Ben hiç vakit kaybetmeyeyim, hemen Taha Hocam'a vereyim. Taha Hocam buyurun. Siz de kısa sürede toparlarsanız. 10 dakika mı var hocam? Evet hocam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hazirunu ben de saygıyla selamlıyorum. Felsefecilerin, kelamcıların arasına sızmış bir ilci tefsirci olarak biraz daha çarşıyı karıştırmaya yönelik ben konuşmak isterim. Şimdi öncelikle 3 konuya değineceğim ben hızlı hızlı. Alan olarak metafizik ile bilim olarak metafizik arasında bir ayrım yapmak. Bu ayrımın biraz gözden kaçırıldığını düşünüyorum ben öncelikle. Yani dini düşünceden bahsediyorsak metafizik her zaman tabiatı gereği masadadır. Yani Tanrı var, nübüvvet var, vahiy var vesaire vesaire. Bu bir alan olarak bunu metafizik olarak değerlendirebiliriz. Bir bilim olarak metafizik söz konusu olduğunda ise işte varlık felsefesi, bilgi felsefesi vesaire. Şimdi bu ikinci anlamıyla bilim olarak metafiziğin ben doğrusu hem bu toplantımızda hem de genel olarak biraz fazla ön plana, gereksizce ön plana çıkarıldığını düşünüyorum. Aslında İslam düşüncesinin bütünlüğü açısından bakıldığında da bu anlamıyla metafiziğin biraz daha periferide kaldığını aslında söylemek mümkün gibi geliyor. Biz şimdi bu spekülatif metafiziği fazlaca öne çıkardığımızda bu sefer metafiziğin elenmesi İslam düşüncesi açısından çok büyük bir problem olarak algılanmaya başlanıyor. Ve bir şekilde aslında elenen şey hiçbir şekilde dini düşünce olmayabilir. Dini düşünce değildir metafiziğin elenmesi dediğimiz. Gerçekten de burada elenen unsura baktığımızda işte Burhan iddiası diyelim. Metafizik alanda kesin bilgiye ulaşma iddiası ki savunulması çok zordur zaten bu iddianın. Hani şey olarak da felsefi olarak da baktığımızda. Dolayısıyla yani spekülatif metafiziğin İslam düşüncesinin seyri açısından haddinden fazla öne çıkartılması bizim çağdaş bilgiyle irtibat kurmamızı, efendim doğal bilimlerle irtibat kurmamızın önünde çok fazla gereksiz engeller çıkardığı kanaatindeyim. Bunu dikkate almamız lazım. Bir de ilimler tasnifinde de aynı şey geçerli. Hani ilimler tasnifi meselesini veya genel olarak İslam düşüncesini ele alırken de biz meseleyi biraz daha işte metafize alan açma meselesi olarak ele alıyoruz ve bu minvalde tartışmalar cereyan edebiliyor. Sanki yani bunu yapmazsak bir şekilde geleneksel metafiziğe yer açmazsak İslam düşüncesini tekrar harekete geçirmek mümkün değilmiş gibi bir yaklaşım içerisine giriyoruz. Bu da çok tek yönlü bir okuma olabilir kanaatimce. Hatta yani spekülatif metafiziğin İslam düşüncesinin kendi içindeki aşamalarını dikkate aldığımızda da aslında bu tarihi seyirle de örtüşmüyor. Çağdaş dönemde metafiziğin fazlaca öne çıkartılması birçok form değiştirmiş. İşte İbn-i Arabi'lere bakıldığında mesela artık çok daha ameli tarafında ön plana çıktığı ve daha kavramsal düzeyde yeni bir form ile kendini gösterdiğini görüyoruz. Yeni bir yaklaşım söz konusu. Bunu da görmemiz gerekir kanaatimce. Burada asıl olarak öne çıkartılması gereken ilimler tasnifi çerçevesinde tartışmamız gereken daha öncelikli konu kanaatimce beşeri ilimlerin konumu. Yani çünkü meydan okuma bugün geçmişte metafizik cihetinden gelen bir meydan okuma vardı. İşte Yunan ilimleriyle karşılaşma vesaire. Ama bugün asıl meydan okumanın geldiği nokta beşeri ilimler tarafından olduğunu söyleyebiliriz. Karşımızda yani bizim geleneksel ilimler tasnifinde hiçbir şekilde karşılık bulmayan onlarca disiplin var. Yani bilişsel bilimler, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, hermeneutik vesaire bunların onlarca alt dalı. Yani her birinin dil ilimleri, dil bilim ve bunların alt dalları yine. Bunların bizim klasik ilimler tasnifinde hiçbir şekilde yeri yok. Kategori olarak bile yeri yok. Yani bırakın işte biz diyelim en meşhur haliyle akli ilimler, nakli ilimler diye ayırmışız. Nakli ilimleri, dil, alet ilimleri, âli ilimler, dil ilimleri, işte dini ilimler, hadis, tefsir, kelam, tasavvuf, fıkıh.
akli ilimlerde nazari ameli diye ayırmışız. Amelinin altında da onu da yine metafizik çerçevede ele alıyoruz. Siyaset vesaire. Diğerlerde işte metafizik, matematik, tabi bilimler diye. Burada genel bir kategori olarak bile beşeri bilimler yer almıyor. Peki bu beşeri bilimlerin İslam düşüncesindeki karşılığı ne? Baktığımızda karşımıza bütün disiplinler çıkıyor aslında. Bir yandan dini ilimler çıkıyor. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf bunlar geleneksel yaşam normları içerisinde gerçekliği farklı seviyelerde açıklıyorlar. Psikolojik, sosyolojik seviyelerde vesaire. Bir yandan da işte ameli ilimler dediğimiz ilimler var ama onlar daha çok felsefi ilimlerin daha teorik seviyede alt dalları olarak davranıyorlar. Burada asıl olarak öne çıkan şeyin dini ilimler olduğunu görüyoruz yani bu beşeri bilimlere tekabül eden şey. Fakat tabii bu beşeri bilimlerde bu meseleleri doğrudan konu edinmiş değiller yani. Diyelim sosyolojinin, psikolojinin, bilişsel bilimlerin kendi konuları varken bizimkilerin de kendi konuları var. Bu konular çerçevesinde olgusal düzlemde ve pratiklerde, ilimlerdeki pratiklerde buralardaki boşluklar dolmuş oluyor ve tabii ki bir tetabükten bir efendim bu ilimlerin tam olarak beşeri bilimleri karşıladığını veya buradaki analizlere bir şekilde mukabil olduğunu söylemek de mümkün değil. Tabii bazı teşebbüsler olmuş. İşte içtimai usulü fıkıh gibi ziyago kalplerin başka bu tür şeyler de var. Ama en fazla mesela öne çıkan şey tefsir alanında olmuş. Yani çağdaş tefsir dediğimizde en güçlü akım içtimai tefsir ekolüdür. İşte Afganilerden, Muhammed Abdullah'lardan, Reşit Rıza'lardan başlayıp Seyyid Kutuplara, Mevdudilere, efendim Said Havva'lara gelen çizgiye bakıldığında çağdaş dönemde yazılan tefsirlerin en önemli özelliği işte bu içtimai tefsirin ön plana çıktığını görüyoruz. Burada beşeri ilimlerdeki bütün boşlukların doldurulduğunu görüyoruz. Yani Seyyid Kutup bir yandan işte ne bileyim Kur'an-ı Kerim'i psikolojik olarak analiz ediyor. Et-tasvirul fenni fil Kur'anil Kerim mesela işte. Bizim psikolojimiz sanki bu olmuş oluyor vesaire. Şimdi tabii bu da bir bilim nosyonu çerçevesinde yapılan bir şey değil. Bu neden ortaya çıktı? Bu tabii ki burada bir boşluk olduğundan dolayı ortaya çıkmış oldu. Asıl buralarda biraz hani kafa yormamız gerekiyor bizim. Kant sonrası süreçte ciddi anlamda hani spekülatif olarak değerlendiren metafiziği savunmayı bir şekilde artık ilkeleri tekrardan kazanmamız için bir ön şart olarak öne sürmek çok bir tavır değil kanaatimce. Bu sosyal bilimlerin konumu ve dini ilimler açısından yani dini ilimlerin alt dalları mı olacak veya dini ilimler bu alanlardan çekilerek efendim bu alanları biz kendi iş bütünlüğü içerisinde tevarüs mü edeceğiz veya bunu nasıl tevarüs edeceğiz bir şekilde? Bunları akli alanlar olarak mı değerlendireceğiz? Bu en genel tasnifte akli ayrımında bunları nereye yerleştireceğiz gibi birçok sorun var. Bunların daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. İkinci bir mesele kelam örneği üzerinden hani ifade edebilirim. Yani işte doğal bilimler artık metafiziğin çocukları olarak davranmıyor. Yani bu bir gerçek. Bu noktada ister tüme varımsal, ister tümden gelimsel olsun deneyin bir belirleyiciliği söz konusu doğal bilimler konusunda. Yani şöyle çok ciddi bir sorunumuz var bizim. Daha teorik tartışmalardan önce bizim yeni kelam tasavvurumuz nasıl oluşacak? Kelam kitaplarının muhtevaları nasıl? Tasnifleri nasıl oluşturulacak? Bu çok ciddi bir konu. Mesela işte geçmiş kitaplara bakıldığında cilt cilt fizik bahisleri olduğu görülür. Bu o dönem için çok doğal bir şeydir. Fakat bugün için bu sürdürülebilir bir şey tabii ki değil. Bu noktada işte doğal bilimlerle irtibat şöyle kurulabiliyor. İşte diyelim kuantum fizik geliştirilmiş. İşte eşarilikte nedensizlik söz konusu. Buradan hareketle eşariliği yeniden üretebilir miyiz falan gibi. Bu da çok suni bir şey oluyor. Acaba bu diyelim kelam, doğal ilimler, bilimler alanındaki iddialarından vazgeçecek mi çağdaş dönemde? Belki de vazgeçecek.
O zaman biz kelam ilmini tekrar düşünmek durumunda kalacağız. Belki de vazgeçtiğinde kendisinde kalan alan ne kadar spekülatif bir alan olacak? Yani biz kıyamete kadar kulların fiilleri meselesini tartışacak halimiz yok yani. Burada belki de ara ilimler ortaya çıkacak. İşte sosyoloji, beşeri bilimler vesaire dediğimiz ki çağdaş dönemde bunların çok örnekleri de vardır yani. Dolayısıyla kelam ilmi artık işte ilkeler veren ilimler, bütün ilimlerin ilke aldığı ki öyle bir şey de yoktur yani. Hiçbir ilim, geleneksel ilimlere baktığımızda işte metafiziklere bakalım, metafizik ne demiş ona göre davranalım diye bir şey yoktur fiili olarak. Bunların da düşünülmesi gerekiyor spesifik olarak. Üçüncü olarak alet ilimler meselesi. Hani değinilmeyen bir konu olarak gördüğüm. Bu da tasnifte bir yanlış yerde duruyor yani. Hani geleneksel tasnifte. Geleneksel dönemde gerçekten dil ilimleri, dil belagat ve tarih ilimleri alet ilimleri olarak kategorize edilmiş ama bugün için bunun sürdürülmesi mümkün değildir. Yani bugün dil bilimin nasıl davrandığına bakıldığında dil ilimlerini alet ilimleri olarak tasnif ettiğimiz durumda çağdaş bilgiyle irtibat kurma imkanımızı büyük ölçüde kaybetmiş oluruz. Geleneksel dönemde gerçekten dil ilimleri ve belagat ilimleri bir alet ilmi olarak davrandılar. Nitekim klasik nahi ve belagatin çerçevesi de tefsir ilmi çerçevesinde çizilmiştir gerçekten. Yani diyelim dil bilimciler hiçbir zaman art zamanlı araştırmalar yapmadılar. Veya mukayeseli dil bilim çalışmaları yapmadılar. Çünkü bunun Kur'an incelemesiyle alakası olamazdı. Kur'an-ı Kerim tefsiri bağlamında sizin eş zamanlı inceleme yapmanız gerekiyordu ve özellikle de işte tarihin belli bir dönemindeki Arapçaya yoğunlaşmanız gerekiyordu. Bütün bir dil bilim bu çerçevede devam etti. Fakat bugün için bu sürdürülebilir bir şey değil yani evrensel bilgiyle irtibat kurabileceksek veya işte belagat ilmi. Belagat ilminin bütün sınırlarında meani ilmi en önemli ilmidir belagatin. Yine Kur'an tefsir çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Ve bütün teorilerde yine Kur'an tefsirini destekleme çerçevesinde genişletilebilmiştir. Bugün için bunların tabii çok daha farklı disiplinlere dikkate alarak kendini gözden geçirmesi ve yeniden inşa etmesi gerekiyor. Yani neresinden bakarsak bakalım geleneksel bilimler tasnifi tamamıyla çözülmüş durumda. Akli ilimler, nakli ilimler, hele gene metafiziğin işte ilke verici ilim olması gibi kavramların bugün hiçbir karşılığını ben göremiyorum şahsen. Tabii ki metafizik yapmanın birçok yolu vardır. Bunların yolu aranmalıdır. Bu interdisipliner bir şekilde belki ortaya çıkacaktır. Yani spekülatif metafiziğin tekrar hortlatılması şeklinde olmayacak belki. Dolayısıyla ben evet süremi aşmışım. Bu üç hususa dikkat çekmek istedim. Teşekkürler. Sağ olun hocam, ben teşekkür ediyorum. Oldukça vazif bir şekilde ifade ettiniz hocam. Sıkıntı yok yani. Eyvallah. Evet. Kasım hocam buyurun. Hiç ara vermeye gerek yok yani. Mikrofonu. Kasım hocam. Abi ben öncelikle oturumdaki bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çok verimli, istifadeli bir oturum oldu. Bilhassa birkaç yani bu meseleyle ilgili hususun altını çizmekte fayda var. Öyle görünüyor ki buradaki bulunan herkes aynı kaygıyla bulunuyor. Yani kaygı birlikteliği bence çok önemli. Fakat bir takım hani kavramlaştırmalarda ortaya çıkan ihtilaflar söz konusu. Bu da belki de işte metafizik kavramının belirsizliğinden kaynaklanan bir mesele. Metafiziğe yüklediğimiz anlamla alakalı bir problem var. Bunun üstüne gitmemiz gerektiği kanısındayım ben. Bilhassa eğer metafiziği yani batı, ben de batı felsefesi tarihçisi olarak ele alarak ifade edeceğim. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren batı metafiziğine yönelik yapılan eleştirilere baktığımız zaman işte Sokratik rasyonalizmle, Platonculukla ilişkilendirilerek ele alındığı söylenebilir ve burada büyük ölçüde az önce hocamızın işte spekülatif metafizik olarak gönderme yaptığı düşünülür olanın gerçek olduğu ve bu bağlamda düşüncenin kriterlerinin, ilkelerinin gerçekliğinde kriterleri, ilkeleri olarak görülmek suretiyle hümanistik doğası gizlendiği için var olabilen ama zaman içerisinde hümanistik doğası açığa çıktığı için de çöken ve nihilizme yol açan bir
metafiziksel, tarihsel tecrübeden bahsedilebilir. Nietzsche'nin 19. yüzyılda nihilizmin temel sebeplerini irdelerken ifade ettiği bir husus var. Nihilizmin en önemli sebeplerinden birisi diyor, aklın kategorilerine olan inançtır diyor. Gerçek dünya sonunda nasıl da masal oldu diyor. Tabii gerçek dünya dediğimiz dünya işte düşünülürlük düzleminde biraz da Aristoteles'in Parmenides yorumu çerçevesinde ortaya koyduğu episteme doksa ayrımı çerçevesinde akledilebilir ve duyulur dünya arasındaki gerilim üzerinden aslında insani epistemik evrene hapsedilmiş bir gerçeklik fikrinin varlığında gerçekliği, hakikatinde gerçekliği olduğu şeklindeki bir yaklaşım. Metafizik derken büyük ölçüde aslında yani Batı tecrübesi bunu anlıyor. Metafiziksel hakikatte, metafiziksel düşünceden bahsederken yani insan düşüncesinin kategorileri ve aklın ilkeleriyle çelişmeyen, onun bir şekilde insani epistemik evren içerisinde inşa edilen, kurulan, kurgulanan bir metafiziksel söylem biçimi. Ve bu söylem biçimini kuran Logos, özellikle 19. yüzyılda bilhassa da dekonstrüktif okumalara baktığımız zaman çökmüştür. Bu bağlamıyla düşündüğümüz zaman belki de bizim metafiziğin sıcak gelen hissiyatından kaynaklı olarak metafizik kavramını kaybetmeyelim diye göstermiş olduğumuz duygusal hassasiyeti biraz tartışabiliriz. Yani metafiziğin ölümü, hakikatin ölümü falan değil ya da metafiziğin yitirilişi belki de çok büyük bir olay olmayabilir. Yani ben naçizane mesela fizik, metafizik ve gayb arasında bir ayrım yapılabileceği kanısındayım ve büyük ölçüde aslında hocalarımızın bu noktada metafizikten bahsederken kastettikleri şeyin aslında insani epistemik evrene sıkıştırılamayan, onu aşan, radikal ölçüde aşan bir gayb aleminin varlığıyla irtibatlı olarak bir düşünme pratiği olduğunu görüyorum ve bu anlamıyla dinin ontolojik statüsünü de bu bağlamda yeniden düşünebiliriz aslında. Yani bu anlamda nihilistik bir varoluş içerisinde din insana ne ifade eder, dinin anlamı nedir? Tabii bu tartışmalar gerçekten şey yapılmayınca, yani gerektiği gibi temyiz edilmeyince biraz zannediyorum kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Felsefece tanımlanan din, tanrı, evren, varlık resimleri bir anlamda hakikatmiş gibi bir statüye taşınıyor. Oysa bunların soyut, kavramsal şemalar olmanın ötesinde neye dokunup neye tekabül ettiklerinin de pekala tartışılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Ki Batı tecrübesi bu anlamıyla yani gerçekten soyut akıl fırçasıyla zihin tuvaline çizilmiş hakikat resimlerinin artık kurgusallığının ifşa olması nedeniyle çöktüğü nihilistik bir varoluşa doğru evrildi diyebilirim. Bu anlamıyla ben metafiziğin yitirilmesi ve nihilistik varoluş tecrübesinin dinin hakikati noktasında bize teklifini geçersizleştirmediği kanısındayım. Hatta belki de dinin insanlığa olan ontolojik teklifinin en radikal bir şekilde savunulup açığa çıkarılabileceği bir imkan olarak bile görülebilir. Sözü uzatmadan işte Martin Heidegger'in çok hoşuma giden bir tespiti vardır. Belki de diyor benim teist olmayan düşüncem diyor ki teizm, ateizm benzeri tartışmalar işte metafiziksel, spekülatif metafizikler yoluyla ortaya konmuş tanrı tasavvurlarıyla alakalı şeylerdir. Belki de benim teist olmayan düşüncem filozoflar ve teologlarınkine göre hakiki tanrıya daha yakındır der mesela. Gerçekten bizim yani Allah'ı veya işte peygamberi metafiziksel söylemlerin bu nedir sorusu çerçevesinde kavramsal olarak tayin ve tespit ettiği sınırlarını hümanistik söylemler yoluyla belirlediği bir nesneleştirme pratiğinden kurtarmamızın dinin bize sunacağı teklifin anlaşılması açısından çok daha ehemmiyetli olabileceğini düşündüğümü ifade edeyim. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Var mı? Ben mi? Ya şöyle
Ben aslında bunların hepsini ayrı ayrı yazdım ama şimdi bunları hakikaten şey yapma. Mesela gayb metafizik benim teklifim bir sayesinde bunu yazdım. İşin doğrusu. Yani bu eleştirilen metafizikle bizim bir şekilde savunmaya çalıştığımız metafizik bence aynı şey değil. Değil. Taha Hoca dedi ki bu mesele ayrışmamız lazım. Aslında konuşmada İslam düşüncesinin bütününe yansıyan tavırla sistemli metafizik ayrımını bu yüzden yaptım Taha Hoca. Yani o İslam düşüncesinin bütününe yansıyan selef ulema, yani İmam Buhari'nin de bu anlamıyla, yani İbn-i Sina'nın konuştuğu anlamda değil ama hayatın tamamına yön veren ya da araştırmasına yönlendiren bir metafiziği var. Bu akaidi anlamında bir metafiziği var. Ama hocam her biri ayrı bahis, yani çok uzun tartışmak gerekiyor açıkçası. Yani bu biraz şeyden maksadımızdan uzak değil. Maksadımızın tam göbeğinde de vaktimize sığmıyor yani. İbnül Vaktiz şu anda, Ebul Vakt değiliz. Konu çok yani, evet. Kamran hocam. Bir cümle söyleyeyim. Kamran hocama söz vereyim. Bitişte hocam söyle isterse. Kamran hocam buyurun. Kısa zamanda birçok şeyi konuşmak hakikaten mümkün olmuyor. Yani Ömer Hoca'nın yazılarını... Kasım Hoca... Ya herkes söyleyeceğini söylüyor ama mevzu her yönüyle konuşulamıyor. O evet. Anlamda. Tabii. Dolayısıyla şöyle, ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında birinci oturumla ikinci oturum nasıl bir telif edilebilir gibi... İbrahim Hoca işte o katman metaforunda bazı öneriler sunmuştu. Özellikle Ömer Hoca ve Eşref Hoca'nın anlatımlarında da aslında metodolojik bir takım problemlerimizin de olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla da bence İbrahim Hoca'nın efendim katmanlarına denk gelecek diyelim en azından bir öneri olarak bir tür metodolojilerden de, yani hangi metodoloji hangi katmanda işlevsel olabilir, efendim kullanışlı olabilir. Biraz sanki buralarda da kafa yormak gerekiyor. Bir de bu klasik metafizin eleştirisiyle ilgili ben çok büyük bir riskin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani aynı zamanda riskli bir şey yapıyoruz. Evvela şunu ortaya koymak lazım. Yani hakikaten klasik metafiziğe sadık kalarak bilgi üretmek çok daha zor bir iş. Yani bu günümüz için. Dolayısıyla klasik metafiziğe ihanet ederek tabiri caizse bilgi öğretmek ise çok kolay bir iş. Yani bunu ortaya koymak lazım. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani elbette ki ya eleştirimizde dikkatli olmamız açısından bunu söylüyorum. Klasik metafizik kamyonunda taşınan malzemenin ölçüsü belli. Efendim monte edileceği yer belli. Efendim işte aradaki hiyerarşi belli. Dolayısıyla bu hassas malzemeyi taşıyıp hassas bir işçilikle yerine koymak o taşıdığın malzemenin tamamına ilişkin bir bilgiye sahip olmanı gerektiriyor bu. Bu zor bir iş. Ama özellikle post modern düşünürlerin metafizik eleştirileri ise bir moloz dolu bir kamyon gibi. Yani yıkmış, molozla doldurmuş götürüp boşaltacak bir yere. Aslında yeni bir inşa olmadığı için dolayısıyla bizim eleştirilerimizin de genel olarak, yani akademisyenler olarak söylüyorum. Bence ikisini meczeden, telif eden bir şey olmalı. Yani yeniden en azından ölçüye, efendim hiyerarşiye, belli ilkelere sadık kalarak yeni bir üretimi vaat etmeli. Yoksa bir kamyon molozunu vaat etmemeli. Yani yıkıp götürmeyi vaat etmemeli. Ben de bu eklemeyle bitirmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasınız. Ayhan hocam buyurun. Ben şeyle ilgili, bu konuyla ilgili ben hepinize teşekkür ediyorum da özellikle Vatan Hoca'ya da söylüyorum. Öğleden sonra için, birazdan bitecek diye araya girdim. Evet. Üçüncü ve dördüncü oturumun yerlerini değiştirmeyi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü üçüncü ve dördüncü oturumun aslında siz güzel düzenlemişsiniz de. Yani bu mesela bu oturumun sonrasında mevcut hani girişimler neleri konuşmak daha iyi. Bizim son oturum aslında gelecekle ilgili. Asıl konuşacağımız konu bence dördüncü oturumun konusu. Herkese uygunsa bu iki oturumun yerini değiştirsek daha uygun olur diye düşünüyorum. İtiraz eden var mı hocam? Kabul edilmiştir. Tabii. Orada bir hesaplaşsın herkes rahatlasın. Tamam. Sonra biz... Eyvallah hocam, tamamdır.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abuzer Hocam, kısaca iki cümlede söyleyeceğini söyle, oturumu kapatalım hocam. Evet, yani Kasım Hoca'yla tabii biz bu konuları zaten konuşuyoruz baş başa da. Yani katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var haliyle. Ama mesele biraz adlandırma meselesi sorunu gibi geldi bana. Yani metafiziğe duyulan ontolojik ve epistemolojik ihtiyaç ortada bence. Dolayısıyla bu ihtiyacı ne şekilde giderdiğimiz ve buna ne isim koyduğumuz bence artık ferdi bir mesele. Yani burada klasik metafiziğin işte yeni Eflatuncu versiyonunun bu ihtiyacı ne şekilde giderdiği ve oradaki zorunluluk iddialarının bence metafiziğin kendisiyle özdeşleştirilmemesi lazım. Yani metafizik illa yeni Eflatuncu formda ve üç zorunluluk esası üzerine bina edilmek zorunda değil. Yani orada başka metafizikler var ve orada mesela merkezi kavramı imkan olan metafizik yapma tarzları da var. Dolayısıyla metafiziğe duyulan ontolojik ve epistemolojik ihtiyaç ortadan kalkmadıkça bunun adına ne koyduğumuzun bence hiçbir Eyvallah önemi hocam. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eşref Hocam, hemen bir cümlelik. Hocam ben de bir cümleyle söyleyeyim. Ben de adlandırmayla ilgili bir şey söyleyeyim. Gayb mevzusu. Gayb aslında bizde ontolojik bir şey değil. Yani ne Kur'an metinlerinde ne dini metinlerinde ontolojik bir şey değil. Epistemolojik bir şey. Yani bilgi alanının sınırlığıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla hani gaybi metafiziğin karşısına koymak problem olabilir. Bu yönü var. Yani aslında tam da evet ontolojik taksim değil epistemolojik bir taksim her şeyden önce. Hatta mutlak gayb dediğimiz ancak Allah var ve nihayetinde ona da gayb diyemiyoruz. Ve o da mutlak anlamda bir gayb de değil. Çünkü Allah'ın gayb diye bir ismi de yok. Dolayısıyla isimlendirmelerin farklılığı muhtemelen ihtiyaçları ortadan kaldırmıyor gibi geliyor bana da. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Himmetiniz var olsun. Bütün hocalarıma ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oturum burada kapatıyoruz arkadaşlar.